Evet sevgili seyirciler, bugün 1 Ekim 2022 saat 16.56. Yine gördüğümüz gibi bu cumartesi misafirlerimizi davet ettik. Şakir hocamız teşrif ettiler. Şakir hocam hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Hasan Özmert hocamız Türkiye'lerden geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederiz. Bir önceki programda beraberdik Hasan hocam. Çok memnun olduk. Evet. Bir daha nasip olun. Bugün tekrar beraberiz. Hayırlı inşallah. Evet, yine bütün yayınlarımızdan tanıdığınız Erdal Erkan. Erdal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün herhalde fazla iş yoktu galiba, cumartesi gündü. Bugün biraz erken bitirdi işi. Misafirlerimizle de dedik güzel vakit geçirelim. Evet. Hocalarımızla. Onlarla birlikte inşallah güzel bir yemek yiyeceğiz. Senin güzel pişirdiğin o kebabından inşallah. Evet. Güzel de bir sohbet ederiz. İnşallah. Hep beraber. Şimdi Erdal'cığım bugün futbol maçınız vardı bugün. Evet, futbol maçı herhalde yağmurdan dolayı ertelendi. Evet. Aşırı yağmurdan dolayı. O yüzden biraz daha boş vaktimiz var yani bugün. Hatta bundan önceki yıllarda Şakir hocamızla birlikte bayağı yani futbol oynadınız. Hala da oynuyoruz. Şakir hocamız haftada bir gün geliyor, bizim takıma katılıyor. Yani biraz daha antrenman yapması lazım. Şu anda antrenmanlarımız devam ediyor, katılıyor yani kondisyon olarak. Şakir hocamız biraz önceki yaptığımız ön konuşmada beni pert ettiniz dedi. Çok mu koşturdunuz? Şakir hocam nasıl, hangi sahada, hangi alanda çalışıyorsunuz? Orta saha? Genelde kondisyonumuz az olduğu için defans bölgesini tercih ediyoruz. Evet. İleriye çıktığımız zaman geri gelmesi çok zor olduğu için defans bölgesinde arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu futbol işi biraz profesyonellik istiyor, biraz kondisyon istiyor. Bizim de o kondisyon daha tamamlanmadığı için her zaman müsait olamıyoruz. Arkadaşlar müsait olursa böyle bir spor amaçlı olarak koşturuyoruz. Vücudumuz hareketlenmiş oluyor. Devamlı böyle hantal bir şekilde kalmaktan kendimizi geri bırakmayalım diye. Evet. Koşmaya çalışıyoruz. Yoksa böyle bir fanatikliğimiz yok ama ne de insan vücudu harekete muhtaç. Sıhhat için. Sıhhat için şöyle bazen haftada bir kere de olsa, iki haftada bir kere de olsa koşmaya çalışıyoruz. Nerede hareket orada bereket. Aynen. Diyoruz değil mi Şakir hocam? Hareket, evet. Bereket, evet Şakir hocam, biliyorsunuz biz televizyon yayınları yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte güzel vakitler geçirip kebap ziyafeti veriyoruz. Evet. Bugün sizi davet ettik. Evet. Ve Hasan hocamızı davet ettik. Arzu ederseniz fazla vakit kaybetmeden Erdal'cığım hemen kebabımızı getirelim ve servisimizi yapalım. Allah razı olsun. Duymuştuk sizin kebaplarınızı. İnşallah onu bize bugün tadına bakma lütfuna biz de erişeceğiz inşallah Ahmet abi. Evet. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda kebabımızı getirdik gördüğünüz gibi. Evet, Şakir hocam kebabımız 7 saatte pişiyor. Maşallah. Ya bu biraz yani böyle insanlara tuhaf gelebilir. Bir gün öncesi 3-3,5 saat pişiyor. Ertesi gün hani kebap dinlendikten sonra yine 3 saatten fazla pişirmek gerekiyor. Tabii ateşi yükseltmek lazım, biraz düşürmek gerekiyor. Bunu dengelemek lazım. Bu dengelemeyi yapamıyorsa insan kebabı yapamaz. Mümkün değil. Tecrübeye dayanır. Aynen. Rastgele bu olacak bir iş değil. Şimdi arkadaşlar ama ben... Kebabın kokusu da şu anda gelmeye başladı. Evet. Ben hemen bu kebabımızı açma görevini hemen Erdal arkadaşıma veriyorum. Evet, Erdal'cığım, bu görevi sen... ben artık devraldım. Her evet. Hafta arkadaşlarımıza ikram etmek için kebabımızı burada açılışını yapıyoruz. Ve ondan sonra inşallah afiyetle de yiyeceğiz. İlk önce kokusundan faydalanalım şöyle. Şakir hocam istersen gel şöyle bir kokusundan bir al şöyle. Hani derler ya yemeden önce bir koklayacaksın yani, diye. Şu anda buharları görüyoruz değil mi arkadaşlar? Buharları öyle bir tarafta. Efer efer buhar çıkıyor şu anda. Şimdi bunu Şakir hocanın ellerini bağlayacağız. Benim ayaklarımı öyle yiyeceğiz. Şimdi bu kebabımızın biraz etini fazla koyduk. Bolca kuzu eti koyduk. Tabii lezzeti
diğerlerine nazaran biraz daha farklı olacak. Ama dikkat ederseniz pişen hiçbir şey 7 saatlik pişen bir şey yanar. Hiçbir tane yani yanık izi yok. Yok, bir şey de yok. Ve hala için için böyle kendi kendine yani sanki çekiyor böyle. Pişiyor gibi. Evet. Hani suyunu salmış ama mayalanıyor, demleniyor. Ha, mayalanıyor. Bir çay demlersiniz ya. Aynen öyle. Demleniyor şu anda. Evet. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim Erdal'cığım. Evet. Sen hemen istersen veyahut da arkadaşlar kendileri koysunlar. Evet. Hemen başlayınız. Kendi şeyinizle. Köşelerden. Bence kaşıkla hocam. Kaşıkla ki suyundan alacaksın. Tamam. Bol suyundan al ki şöyle ekmeğini bandıra bandıra ye. Lezzeti oradan. Oo. Şakir hocam suyundan da koy. Ekmeği almadık ama. Biraz var burada Erdal arkada ama istersen alıp gelir tamam. Mi? Ben getireyim istersen. Ben özellikle al getireyim. Ben getireyim. Tamam. Kaç pide alalım? İki tane yeter. İki tane yeter. Allah yemedi yanında yatayım. Tabii kaşığı ben alayım sefer. Biraz da ben alayım. Maşallah, evet, Hasan hocam. Maşallah. Zaten kokusu daveti çıkarıyor değil mi? Evet. Kokusu bile insana doyuruyor yani. Ya bu kebap yenmez mi ya? Bu 7 saat pişip de bu suyunun hiç böyle yani Şakir hocam biz anlaşıp öyle yiyelim. Şakir hocam ellerine bağlayalım. Benim ayaklarımı. Ondan sonra beraber oturup yiyelim. Nasıl olur? Evet. Bir tabir vardır ya, hani yeme de yanında yat diye. İşte yemeyeceksin yanında yatacaksın. Böyle. Evet. Ahmet abi elinde konuna sağlık. Daha yemeden çok güzel olduğunu fark ettik. Kokusundan belli. Yağı da çok güzel gözüküyor böyle. Özü değil mi? Özü gözüküyor. Böyle parlak gözüküyor zaten. Evet. Hakiki zeytinyağı da hemen belli olmuş oluyor. İnşallah tadına baktıktan sonra da değerlendirmemizi yapacağız evet. İnşallah. Allah razı olsun. Arayalım. Ara verelim. Evet Erdal'cığım maşallah. Bana zeytinyağı görüyorsunuz böyle. Böyle kıvamını almış tam. Mükemmel. Alıp dökeceksin böyle üstüne. Görüyorsunuz işte. Lezzet. Lezzeti bilen biliyor yani. Hani Şakir hocam ya. Buraya bana bilirsiniz. Heh. Direkt tavaya. Evet. Şöyle bir de kek suyundan banalım. Bandığım zaman şöyle bana yemek diye buna deniyor. Evet. Çok güzel. Hasan hocam siz de banınız buraya tavaya. Allah. Böyle lezzetli tatmak lazım. Mükemmel. Oh. Gerçekten tam zevkli. Vay yani. Vay vay. Evelallah. Evet sevgili seyirciler, kıymetli konuklarımız, kebaplarımızı şu anda yedik. Gördüğümüz gibi tepsimizi de temizledik. Şakir hocam, bugün bize ilk olarak katıldın, bize eşlik ettin. Görüşlerini alalım, buyur. Evet, Ahmet abi, kebaplarınızın lezzetini duymuştu daha önceden ama hiç nasip olmamıştı. Arkadaşlardan Ahmet abinin çok güzel kebap yaptığını ve saatlerce fırında beklediğini ve çok leziz bir şekilde başka yerde de kebaplarını yemediklerini söylemişlerdi. Bugün bize de nasip oldu. Aynı o tecrübeyi onların anlattığı şekilde biz de bir aynıyı görmüş olduk ve tadına bakmış olduk. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş ve gerçekten de tepsinin sonuna kadar da sıyırmış bulunduk. Hasan hocamla beraber hem de bize de katılmış oldu. Biz de beraberce bu çekimi gerçekleştirmiş olduk. Her şey çok güzeldi abi. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Teşekkürler Şakir hocam. Evet. Hasan hocam, evet sevgili seyirciler, Hasan Özmert hocamız da biliyorsunuz Türkiye'lerden teşrif ettiler. Nasip olursa salı gün hanımefendiden ayrılıyorsunuz. Bize ikinci kez eşlik ettiniz. Görüşlerinizi alalım, neler diyorsunuz? Abi çok mükemmel, kebabınız çok lezzetli. Bir tecrübe işidir, güzel tecrübeyle bu kebabı yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Lezzeti hiçbir tarafta bulunamayacak bir tadı var. Cenab-ı Hak sizlere sıhhat afiyet versin. Dediğiniz gibi iki defa nasip oldu. Hep gelmek isteriz ama başkaları da gelsin, başkaları istifade etsin.
Bu tecrübe bu tadı onlar da tatsın. Evet. Siz zaten sosyal medyadan bizim yayınlarımızı takip ediyorsunuz değil mi? Evet, yakından takip ediyorum. Türkiye'deyken sabırsızlanıyordum. Ne zaman giderim, ne zaman nasip olur diye ağza ararsa ağzımın suları bile akıyordu lezzetinden kamerada görünce. Evet, evet. Sabırsızlanıyordum ama Allah'a şükür nasip iş geldik. Hem de iki defa oldu. Evet. Çok lezzetli, çok lezzetli. Cenab-ı Hak sizlere sıhhat, afiyet, hayırlı uzun versin Ahmet abi. Teşekkürler, afiyet olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, kameramanımız Erdal Erkan da bizlere her seferinde eşlik ediyor. Bugün de cumartesi günü, hem yağmurlu hem güneşli, şu anda güneş doğdu, biraz önce fırtına vardı. Evet. Nasıl geçti bugününüz? Valla sonbaharı yaşadık, biraz yağmur, biraz güneş. Misafirlerimiz geldi, hocalarımız, onlarla birlikte yemeğimizi yedik. Biraz sonra çayımızı da içeceğiz, sohbetler ettik. Evet. Güzel bir gün geçirdik, tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayesinde. Sağ olun. Evet, teşekkürler Erdal'cığım. Evet, sevgili seyirciler, kıymetli konuklarımız, bizim sezon değişik değişik yemekler yapıyoruz. Yaz dönemi kebaplarımız var, kış dönemi de korona çorbamız var. Bundan sonra işte efendim Kasım ayları gibi korona çorbamızı yapmaya başlayacağız. O zaman Kasım ayına biz bilet mi ayıtıralım gene inşallah? İyi olur, iyi olur. Denemedin. Arzu edersen şöyle bir tadına bak, şöyle bir tadına bak bakalım. Evet sevgili seyirciler, şu anda dumanları yiyoruz. Oy. Gerçekten dediğiniz kadar varmış. Evet. Nasıl, bunun bir faydasını gördün mü? Faydasını gördüm ha. La ilk aldığımda nasıl oldum ya, şok oldum. Mal mideye girince vücutumu yakmaya başladı. Yüzüm kıpkırmızı oldu ya. Şahaneymiş ha. Ama gerçekten yani acayip dumanlar çıkıyor. Ben dedim masalarda kaydediyorum sanki. He ya, kulağımdan ağzımdan duman çıkıyordu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman Kasım ayında ben bir daha bilet ayırtırırım inşallah. Korona çorbası yemek için. Muhakkak bekleriz. İnşallah. Evet, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şakir Hocam, sağolunuz, var olunuz. İnşallah o çorbaya da yemek nasip olur bizlere. Onu da tatmış oluruz ve değerlendirmiş oluruz. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bir sonraki yayınımızda başka misafirlerimizle, başka konuklarımızla sizlerle beraber olmak üzere. Herkese iyi günler, kolaylıklar, iyi akşamlar.